İnsan ve Anlam. Merhaba TRT Radyo 1 dinleyicileri. Bir İnsan ve Anlam programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Anlam arayışında olan tek canlı olarak insanı merkeze koyduğumuz programımızda bu haftada yine önemli konuları, önemli kavramları, önemli bir konuğumla konuşmak istiyorum. Bugün konuşmak istediğim kavramlar fizik ve metafizik. Hemen hemen birçok kişinin günlük hayatta kullandığı bu iki kavramı nasıl kullanıyoruz, doğru mu kullanıyoruz, farklı kullanım alanları var mı? Bunları konuşmak istiyorum. Bugünkü konuğum İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Enis Doku. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam açılışta da söylemeye çalıştığım gibi fizik aslında çok temel bir bilim dalı. Metafizik de çok geniş birçok anlamlarda kullanılabiliyor. Siz bir felsefe bölümü öğretim üyesi olarak fiziği ve metafiziği nasıl anlamamız gerektiği konusunda bilgi vererek giriş yapalım istiyorum. Buyurun. Şimdi hocam fizik en temel bilimi olarak karşımıza çıkıyor. Maddenin yapısını ve değişimin doğasını incelemeye çalışıyor. En temelinde kimyadan, biyolojiden de daha temel, jeolojiden de daha temel. Bütün fen bilimleri fizik ilkelerini kullanır, fizik yasalarıyla hareket eder. Dolayısıyla en temel doğa bilimi, fen bilimi diyebiliriz. Şimdi metafizik dediğimiz zaman ise orada bir yanlış anlamı var genelde gündelik kullanımda. Metafizik de biz fizik ötesi, fiziği aşkın anlamında kullanıyoruz. Aslında bu gündelik hayatta tabii akademide böyle kullanıyoruz ama çok yaygın böyle bir kullanımı var. Bu yanlış bir kullanım biçimi aslında. Şimdi fizik bilimi ismini Aristo'nun bir kitabından alıyor. Fizik isimli bir kitabı var. Doğa demek aslında. Bu kitabı okuduktan sonra Aristo'nun okunması gereken kitapları metafizik başlığı altında toplanıyor. Aslında kendisi Aristo bu ismi vermiyor ama Aristo'nun öğrencileri o kitapları fizik sonrası anlamında topluyorlar. O da değişken şeylerin doğasını inceleyen disiplin anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla metafizik fizik ötesi değil, fizik sonrası anlamında kullanılıyor. Ama biz modern akademide daha çok metafiziği varlığı anlamaya çalışan, varlık ve varlıklar arası ilişkileri anlamaya çalışan disipline bu ismi veriyoruz. En önemli alt dal ontoloji, varlık bilimi. Mesela bir materyalist de metafizik yapıyordur. Yani sadece madde vardır diyen biri bir metafizik görüş ortaya atıyordur varlıkla ilgili. Veya işte Allah'a vardır, melekler vardır, cinler vardır diyen biri, sayılar vardır, özellikler vardır diyen biri de metafizik yapıyordur. Metafizik en temelde neler var, hakikat nelerden oluşur ve bunlar arasındaki ilişkiler nedir sorusunu soran felsefenin alt dalı. Hocam siz İbn Haldun Üniversitesi'nin yanında başka üniversitelerde de ders veriyorsunuz. Özellikle bu konuda da çok temel bir ihtiyacı giderdiğini düşündüğüm bir kitabınız var. Metafiziğin Temelleri, Analitik Metafiziğe Giriş olarak. Siz bu derslerinizde bir nevi ders kitabı olarak yazdığınız bu kitabınızı kullandığınız derslerde öğrencilere nasıl bir giriş yapıyorsunuz? Çünkü bu konularda da öğrencilerin özellikle sosyal alanlar üzerinde çalışan, o bölümlerde okuyan öğrencilerin de sosyal bilimler altyapısı da çok sağlam değil. Bu konuda eksikliği de göz önünde alarak derslerinizde bu metafizik konusundaki derslerinizde nasıl bir giriş yapıyorsunuz? Öğrenciler bu konuda sizin derslerinizde nasıl bir anlatımla karşı karşıya kalıyorlar? Şimdi tabii metafiziğin temelleri bir temel bir ders kitabı. Aslında Türkiye'de analitik kelimesi orada çağdaş anlamında. Yani çağdaş bir ekol olarak ekolütne ifade ediyor. Bu konuda Türkçe yazılmış ilk ders kitabı. Orada esasında önce tabii bunları anlatmakla başlıyoruz. Metafiziğin alanı nedir? Gündelik hayattaki bu kullanım niye yanlıştır? Asıl ilgi alanları nelerdir? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. İşte daha çok demin bazı örnekler verdim. Çeşitli sorular var. Mesela madde nedir? Maddenin özellik, madde atomlardan mı oluşur? Yani nihai bölünemeyen parçacıklar var mıdır, yok mudur? İşte uzay, zaman, sonsuza kadar bölünebilir mi, bölünemez mi? Ondan sonra işte gene tanrı var mı, yok mu? İnsanın özgür iradesi var mıdır, yok mudur? İnsan zihninin yapısı nedir? Yani madde olmayan bir ruh var mıdır, yoksa sadece biz fizik varlık mıyız? Bütün bu soruları parça parça tartışıyoruz. Yani her hafta bir tane klasik metafizik sorusunu alıp bu soruyu tartışıyoruz. Genelde de bu konuyu tarafsız bir şekilde ele almaya çalışıyorum. Yani her görüşün, her ekolü anlatıp sonrasında da bu ekollerin eleştirilerini sunmaya çalışıyorum. Hatta mümkünse kendi pozisyonumu belli etmeden, kendi görüşümü çok yansıtmadan yapmaya çalışıyorum. Kitapta da böyle yapmaya çalıştım. Hatta Tanrı'nın varlığı konusundaki
görüşüm çok net tabii. Teizmi savunuyorum akademik olarak. O yüzden öyle bir bölüm de eklemedim kitaba. Normalde öyle bir bölüm vardı ama çok bariz taraflı görünür diye öyle bir bölüm eklemedim. Bazen derslerde öğrenciler çok ısrar ediyorsa konuya giriyoruz ama olabildiğince tarafsız. Yani bu iş akademik olarak böyle, yani eğitimde böyle yapılması gerektiğine inanıyorum. Bütün görüşlerin verilmesi, bütün görüşlerin, eleştirilerin ortaya konması gerektiğine inanıyorum. Hocam derste öğrenciler ısrar ederse giriyoruz dediniz. Tabii sizin sosyal medyada da hem kendi kanalınızda ve kendi internet sitenizde yaptığınız, yayınladığınız videolar var. Bu konuda ama hocam şu videoda da şöyle diyorsunuz, bunda da böyle demiştiniz, şimdi başka bir şey diyorsunuz. Bu tarafsızlık konusunda sizi zorluyorlar mı öğrenciler? Zorlayabiliyorlar ama şurası önemli. Tabii burada metodolojik bir tarafsızlık önemli. Elbette ki hiçbirimiz hiçbir konuda tarafsız değiliz ama bir konuda taraflı olmak karşı tarafın argümanlarını çarpıtmadan sunmaya engel değil aslında. Dolayısıyla ben her ne kadar böyle ilkesel olarak onu dışarıda tutsam da hani konu açıldığında hani kanaatlerimi de söylüyorum ama kanaatlerimi söylerken burada dediğim gibi kritik şey görüşleri bozmadan olabildiğince tarafsız biçimde ortaya koyabilmek. Bunu yapmaya çalışıyorum yapabildiğim ölçüde, yani videolarımda da yapmaya çalışıyorum. O yüzden mesela benim her ne kadar ateizm eleştirisi yapsam da kanalımda çok sayıda ateist takipçi, yani ateistler de takip ediyorlar. Onlar da faydalanıyorlar. Görüşleri öğrenmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada metodolojik olarak her ne kadar yani taraflı olsak da metodolojik bir tarafsızlık ben kısmen dahi olsa tutturulabileceğine inanıyorum felsefede. Hocam şu da var. Şu anda mesela fiziki olarak teknolojik anlamda çok büyük gelişmeler yaşadık ve artık hızına bile yetişemiyoruz. Yarın neyin keşfedileceği, karşımıza çıkılacağı, hangi ürünün piyasaya sunacağını konusunda artık hayal ötesi bir şeyler oluyor. Artık elimizdeki telefonlar telefon olmaktan çıktı, birçok şey haline geldi. Birçok şey bitti, araçla birleşti. Artık uzayda neredeyse başka gezegenlerde yaşam kurmaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen insanlarda yine de manevi, ruhsal, hatta ezoterik konulara bir ilgi artıyor. Bunu siz belki öğrencilerinizde de yaptığınız tartışmalarda görüyorsunuz. Fizik bu konuda bazı şeyleri tatmin etmekte yetersiz mi kalıyor da halkın kullandığı manada metafizik konularına veya manevi ruhsal konulara, ezoterik konulara hatta böyle bir eğilim var. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Şimdi tabii burada bir fizik sınırlı bir bilim dalı. Yani bütün fen bilimleri deneysel metotları, yani beş duyuyu ve beş duyunun güçlendirilmiş halini, işte mesela görmeyi güçlendirmek için mikroskop, teleskop kullanıyoruz ya da elektron mikroskopu kullanıyoruz ama nihayetinde beş duyuyu kullanarak evreni anlama çabasıdır fizik ve diğer fen bilimleri. Bu haliyle dışarıda beş duyuyla tespit edilemeyecek bir hakikat varsa bu hakikati fizik nüfuz edemez. Bütün fen bilimleri nüfuz edemez. Dolayısıyla bu anlamda fiziğin insanların doğa üstü ya da doğa ötesiyle ilgili insanları tatmin etmesi tabii mümkün değil. Veya bu konuyla ilgili bilgi vermesi mümkün değil. Ha, işaret edebilir. Fiziğin mesela bir yaratıcıya işaret ettiğini düşünüyorum ama fiziğin kendisi bu konularda bir şey söyleyebilecek kuvvette değil. Dolayısıyla bu konuda insanlar elbette kafa yoracaklarsa fizik dışı şeylerden faydalanıyorlar. Burada tabii bu fizik dışı şeylerin akli olup olmadığı bence olarak tutarlı olup olmadığı tartışılmalı ama bu ihtiyaç insan doğasından gelen bir ihtiyaç. Yani insan yapısı gereği doğa üstüne bir anlam arayışını, görünenin ötesinde bir anlam arayışına yönelik bence programlanmış gibi gözüküyor. Zaten siz benden daha iyi bilirsiniz tabii antropolog olarak. Ya insan toplumlarının neredeyse hepsinde bu tarz inanışlar, ezoterik inanışlar ortaya çıkıyor. Bu da bu olayın bir evrensel bir boyutu olduğunu gösteriyor ki nitekim bilişsel bilim çalışanlar din inanışının veya ezoterik inanışların esasında insan doğasının normal, yani beynin kognitif fonksiyonların normal bir sonucu olduğu kanaatindeler. Dolayısıyla insan doğası gereği bu tarz şeylere çekim hissediyor. Tabii burada esas olan bunlar arasında insan nasıl bir seçim yapacak? Farklı inanışlar var. İşte bunlar İslam dini gibi geleneksel bir din olabileceği gibi işte akımları, yeni yeni yükselen New Age akımları da olabiliyor. Ezoterik akımlar çok bazen insanları kandırmada, onların işte maddi olarak sömürmekte ve en önemlisi mesela tıptan, bilimsel gerçeklerden uzak tutmakta da bir alet olarak kullanılabiliyor. Burada tabii dikkatli olunması gereken şey söz konusu ezoterik inancın veya dinin, ekolün bu kişiyi manevi ihtiyacını giderirken gerçek manada ona bir hakikat sunuyor mu? Gerçek manada onun hayatını, sağlığını olumlu yönde mi etkiliyor, olumsuz yönde mi etkiliyor? Bunlara dikkat etmek gerekir. Bu noktada da tabii fizik bize yardımcı olamaz ama
fizikle çelişen, doğa bilimleriyle çelişen, işte tıpla çelişen ezoterik inanışların ben şahsen yanlış olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Yani tutarlı bir metafizik inancın, yani gündelik hayatta kullanılan anlamda diyorum, Hı. ben akılla ve gözlemle, doğa bilimleriyle tutarlı olması gerektiğini düşünüyorum ki bu İslam kelamının da klasik görüşüdür. Yani duyular ve akıl bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynaklarıyla çelişmemesi gerekiyor doğaüstü inancın. Bu konuda bir tarafta bahsettiğiniz gibi İslam ilim dallarından kelamın, bir taraftan da bilimsel gerçekler var. Bunun bir dengede tutulması daha orta bir yol olmaz mı? Ki bunda tasavvufta da işte sırat-ı müstakim inancı var. Uçlara gitmemek, aşırılara gitmemek. Yani ne bilimi tamamen bir tanrısal güç olarak bilim reddediyorsa yoktur, uca gitmeden, öbür tarafta da bilimi tamamen reddederek, dediğiniz gibi aklı bir tarafa bırakarak, bunun orta yolda gitmesinde yine bize bilimsel doğruların yol göstericiliği daha tatminkar bir cevap verebilirler mi? Şimdi ben bu meselelerde şeye katılıyorum. Bahsettiğiniz orta yol ilkesine katılıyorum. Akıl için de bu geçerlidir. Bence bilim için de geçerlidir. Şimdi bir tarafta bilimcilik dediğimiz bir akım var. Scientism. Scientism ya da bilimcilik diyor ki bilim yegane bilgi kaynağıdır. Yani her şeyi bilim çözebilir. Bütün sorulara bilim cevap verebilir. Esasında bilimin böyle bir iddiası yok. Bilim zaten mesela fizik atıyorum biyolojik canlıları nasıl ortaya çıktığını açıklama iddiasında değildir. Benzer şekilde de biyoloji mesela fiziğin alanında konuşması. Yani bilimlerin bir sınırlı alanı vardır. Doğa bilimlerinin sınırı da işte deney ve gözlemle belirtilir. Bu bir uç. Yani bilimcilik sadece bilime esas al. Diğer uçta bilimsel antirealizm dediğimiz ya da genel olarak bilim karşıtlığı diyebileceğimiz postmoderniteyle ortaya çıkan, hani bilimin tamamen bir güvenilmez bir alan olduğu, bilim hiç esas almamamız gerektiği, işte bilimin yanıltıcı olduğu iddiası. Hani bence bunun ortasında durmamız gerekiyor. O da bilimin güvenilir, yanılabileceği payını da koyarak güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu, evet yanılabilir ama bu hep yanılır ya da çoğunlukla yanılır anlamına gelmez. Özellikle gelişmemiş yeni teorilerde yanılma payı var. Olgunlaşmış uzun süreli teorilerde mesela veya gözlemlerde işte dünyanın yuvarlak olması gibi, bakterilerin, virüslerin, hastalıkların kaynağı olduğu gibi, işte maddenin atomlardan oluştuğu gibi kuramlara biz güvenebiliriz. Oturmuş, mesela sicim kuramı gibi yeni oluşmuş kuramlara güvenemeyiz. Ve de en önemlisi bilimin bir sınırı vardır. Yani bilim gözlemle, deneyle ulaşılamayacak, nüfuz edilemeyecek alanlar hakkında bir şey söyleyemez. Yani bence orta pozisyon bu. Benzer şekilde akılda da aklı tamamen reddedebiliriz. Bu durumda tabii gene postmodern benzeri bir yapıya geliriz. Veya aklın almayacağı, benim aklımın düşünemeyeceği hiçbir şeyi ben kabul edemem de diyebiliriz. Bu aşırı akılcılık ve diğer tarafta dediğim gibi postmodernizm var. Bence bunun doğrusu orta yoldur. Nedir orta yol? Akılla çelişen şeylere inanmam. Ama aklı aşan şeylere, aklı aşmak demek çelişki demek değildir. Aklı aşan şeylere ihtimal veririm demektir. Yani bu aklın da gene sınırları vardır dersiniz burada. Akıl da yanılabilir dersiniz ama akıl bir bilgi kaynağıdır ve çelişki, işte muhal dediğimiz İslam geleneğinde, kelamında muhal şeyler imkansızdır. Bunlara inanmak. Mesela bir örnek vermek gerekirse, mesela muhal örnek bence Hristiyanlıktaki teslis inancı, üçleme. Yani hem İsa hem baba tanrıdır ama bunlar ikisi aynı varlık değildir ama bir tanrı vardır dediğiniz zaman bu üç önerme çelişki doğuruyor. Buna inanmak makul değildir diyebiliriz mesela. Bir de hayat bazen bize çok acı gerçeklerle sınıyor. Acı gerçekleri karşımıza çıkartıyor. Mesela son 1,5 yılda yaşadığımız küresel salgın, çok altından kalkmayı zorlandığımız, daha önceden söyleselerdi inanmayacağımız bir gerçeklik. Acaba insanın, fiziğin ve bilimsel gerçeklerin bu kadar hiç kimseyi ayırmadan herkese çok gerçekçi bazı şeyler söylemesi ve bu gerçeklerin bazen kaldırılamayacak olması yüzünden biz bazen bunları yumuşatmak için tatlı yalanlara inanmak istiyor olabilir miyiz? Dolayısıyla biz bu tip sizin işte farklı şekillerde tanımladığınız, gerek metafizik, gerek manevi, ezoterik, ruhsal veya bilimin hiç ilgilenmediği konularda insanların bu kadar ilgi göstermesi de hayatın çok gerçekçi olmasından dolayı bir kaçış yolu mu, bir sığınak, bir kaçamak olabilir mi sizce? İşin biraz sosyolojik tarafı açısından soruyorum. Vallahi katılıyorum bu tespite, hem de son derece katılıyorum. Yani insanların önemli bir kısmı gerçeğe inanmayı yerine istediğine, yani hoşuna gidene inanmayı tercih ediyor ne yazık ki. Bu da tabii tehlikeli bir şey.
İşte İngilizce'de wishful thinking denir ya. Hı. Yani salgın mesela. Şimdi çok da öngörülemeyen bir şey değildi esasında. Mesela bir millet işte komplo teorisi diyor. Bill Gates bundan bahsetti. Aslında çok garipti. İşte Planet of Viruses vardı. Hı. Virüsler gezegeni. Çok satan bir kitap. Bir gazetecinin virüslerle ilgili yazdığı kitap. Söylüyordu önümüzdeki 10-15 yıl içinde salgın çıkması yüksek ihtimal diyordu. Kitap Türkçe'ye de çevrildi. Alfa yayınlarından çıkmıştı. Hala vardır muhtemelen piyasada. İşte çok virüslerle ilgili yazılan bütün kitaplarda ya bir salgın çıkacak deniyordu. Zaten bir takım deneme yani bir takım çıkıp kaybolan salgınlar oldu. İşte SARS çıktı, kayboldu. MERS çıktı, kayboldu. Ebola çıktı, kayboldu. Yani bir çıkar işte kurtulursun, bir çıkar kurtulursun. Üçüncü, dördüncü de bir pandemi olur. Oldu. Yani bunlar çok beklenmeyecek şeyler değildi. Ama biz ısrarla bir takım insanlar bunu reddettiler. Hala reddediyorlar. Salgın yok diyenler var. Mesela maske herkesi doğal olarak konforumuzu bozuyor. Hele ki yazın yani maske takınca. İşte nefes alışverişimiz zorlanıyor, terliyoruz vesaire istemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Yani maske işe yaramıyor deme eğilimine geliyoruz. Yani işimize gelmediği için bu yönde bir izahta bulunuyoruz. Yani delillere bakma gereği duymuyoruz. Baksak da işimize gelen delili seçiyoruz. Şimdi doğrulama önyargısı diye bir şeyden söz ederiz. Hem eleştirel düşüncede hem de bilişsel bilimlerde. Doğrulama önyargısı şudur. İnsanlar genellikle kendi görüşünü doğrulayacak bilgileri alırlar. Kendi görüşünü doğrulamayacak bilgileri de reddederler. Bunları kale almazlar. Hı hı. Çoğu insan böyle ne yazık ki. Mesela Google arama yaparken bile öyle yapar. İşte örnek veriyorum. Evrime inanıyorsak evrim niye doğrudur diye arama yaparız. Evrimle ilgili delil arıyorsak, evrimi reddediyorsak da evrim niye yanlıştır, evrim niye çelişkilidir diye ararız Google'da. Hı hı. Kendi görüşümüzü doğrulayacak bir bilgi ararız. Yani 21. Yani insanlığın genel ama 21. yüzyılında önemli sorunlarından biri. İşte bu doğrulama önyargısı. İnsanlar inandıklarını doğrulayacak bilgileri görmek, yanlışlayacak bilgileri de görmek istemezler. Hı hı. Şunu da diyebilir miyiz? Auguste Comte'un işte sosyolojinin kurucusu ve isim babası olarak düştüğü bir hata vardı. İşte bilim kilisesi, rahiplerin yerine bilim adamlarının, bilim insanlarının alacağına dair. Bunun tabii artık savunulacak bir tarafı yok. Siz de kitabınızda bunun çöktüğünü açıkça söylüyorsunuz. Fakat bir taraftan da biz ruhi ve manevi tarafımız, duygusal tarafımızla baktığımızda fizik bunlara bir şey vaat ediyor mu? Yoksa fizik bunlardan tamamen farksız. Yani işte aşkın formülü var mı? İşte mutluluğun 10 formülü. İşte şu burçtakilerle şu burçtakiler evlenirse mutlu olurlar. İşte şöyle şu burçtakiler şu işi yaparsa bunları bir şekilde bilimselliğe dökme ihtiyacı da var. Hatta bir ara çok abartılarak her şeyin karşılığını Kur'an'da bulma gibi bir hesaplantıya gidiyorlardı. Biz fiziği biraz da çok bulandırmamak için bunlardan ayrı mı tutmalıyız? Fiziğin böyle bir amacı, böyle bir işlevi var mı? Yoksa duygusal, manevi tarafımızdaki ihtiyaçlarımızı başka bir şeyden gidermeye, başka vaatlere yönelmemizde daha mı yarar var sizce? Fizik özelinde konuşursak tabii fiziğin insanın mutlulukla ilgili bir yol göstermesi ya da insanın mutluluğunu anlaması gibi bir derdi olamaz. Böyle bir amacı da olamaz. Bu tamamen fiziğin ilgi alanlarının dışındadır yani. Fizik maddenin temel yapı taşlarını ve bunların davranışlarını, bunların ilişkilerini anlamaya çalışıyor. İnsan gibi biyolojik varlıkları, hele ki akli, bilinci vesaire anlama gibi bir iddiası yok. Abi, bunu yaptığını, yani yapmaya çalışan, yaptığını iddia eden yok da yapmaya çalışan bilim insanları var. Ne bileyim işte kuantumla zihni açıklama çabası içerisinde olan azınlık bir fizikçi kitle var. Ha, kimse açıkladığını iddia etmiyor zaten böyle bir şey ama bunun dışında çoğunluk fiziğin bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini söyleyecekti. Fen bilimleri içerisinde işte nörobiyoloji biraz. Yani yeni yeni biyolojinin bir alt dalı olan nörobiyoloji işte beyin araştırmalarıyla işte insan hangi şartlar altında mutlu olur, işte insan nasıl bir davranır, davranışlarını anlama yönünde bazı çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda bazı ilginç sonuçlar var. Kabul edilmesi gerekiyor, bunlar ciddiye alınması gerekiyor ama nörobiyolojinin bilinci anladığı ya da insan davranışlarını tamamen anladığını iddia etmek bir hata olacaktır. Bunu yapabilen yok. Bilen olsaydı zaten insan beynine bakıp hem davranışlarını öngörebilirdik hem dilediğimiz insanı mutlu edebilirdik. Dolayısıyla şu aşamada böyle bir şey söylemek mümkün değil. Hı hı.
Tamamen elbette ki bu nörobiyolojiyi veya işte psikolojiyi veya bilişsel bilimleri reddetmek hata olacaktır. Bilim insanla ilgili bize bir şeyler söyleyebilir. Ve bu söyledikleri deneyle tutarlı olduğu sürece, doğrulandığı sürece ciddiye almalıyız, alırız. Ama bu tabii tamamen bilimin insanı anlayabileceği veya anladığı anlamına gelmez. Ha, şunu ekleyeyim. Bilim bir gün insanı tamamen anlasa bile, ben bundan çok şüpheliyim ama anlasa bile, bunun da ben işte metafiziği veya özellikle İslam'a zarar verebileceğini düşünüyorum. Çünkü İslam'ın temel iddiası Allah'ın evrene aşkın olduğu, Allah'ın varlığı ve yokluğu konusunda fizik veya nörobiyoloji bir şey söyleyemez. İşaret edebilir ki bence varlığına işaret eder ama onu yanlışlayamaz. Erken dönem İslam kelamcıları içerisinde insanın tamamen fiziki bir varlık olduğunu söyleyenler olmuştur. Yani sadece Allah fiziki değildir. İnsan fizikidir. Bedenidir. İşte atomlardan oluşur. Ruh da atomlardan oluşur. İşte insan davranışları atomlarla anlaşılabilir diyen Müslüman alimleri olmuştur. Bu görüş doğruysa, dediğim gibi şüpheli bakıyorum ben buna, ama doğruysa bile, bilim tamamen insan davranışlarını anlasa bile bunun ben İslam'a zarar vereceğine inanmıyorum. Sadece deriz ki insan böyle bir varlıkmış. İşte Allah böyle kurallar koymuş insana. Biz bu kuralları anlamaya başladık. Yani burada bir çelişki çıkacak. Ve nitekim bu da, böyle bir şey olursa da, bu işte tasavvufla veya İslam geleneğindeki ibadetlerle de uyumlu olacaktır. Çünkü sonuçta ibadet insana bir huzur getiriyorsa, bir mutluluk getiriyorsa, bu bir hakikat, bu bir fact. Yani Tanrı burada sadece sadece bilim burada. Niye ibadet ederken beyinde ne oluyor? Bilişsel olarak biz hangi faktörler beyinde bu huzurun oluşmasına neden oluyor? Bunu açıklamış olur. Yoksa zaten olgu neyse, bilim bunu reddedemez. Bunu kabul edip açıklamaya çalışabilir ancak. Ama dediğim gibi buna şüpheyle bakıyorum. Yani bu çok çok düşük ihtimal. Şu aşamada böyle bir şey gerçekleştirdiğini bilimin, ya da gerçekleştirebileceğini söylemek için elimizde hiçbir ciddi gerekçe yok. Hocam, bir de sizin özellikle videolarınızda alttaki yorumlardan da takip edebileceğimiz kadarıyla sizin de dediğiniz gibi dünya görüşü olarak benden tamamen farklı insanlar da beni takip ediyor dediniz. Özellikle ateistleri örnek verdiniz. Peki fizik tarafında duranlarla metafizik tarafta duranları bir kıyas ettiğinizde hangi taraf diğer tarafı daha çok eleştiriyor ve reddediyor? Hatta İslami bir terim olarak tekfir kelimesini kullanırsak hangi taraf diğer tarafa karşı daha tekfirci sizce, daha acımasız şekilde eleştiriyor, yargılıyor, hatta suçlu buluyor? Böyle bir şeyde, tespitte bulunmanız mümkün mü? Yani şimdi çok genelleme yapamıyorum. Bu biraz istatistiklere bakmak lazım yani bunu şey yapmak için, ama iki taraf içerisinde de çok şeyler var. Çok tabii saldırgan insanlar var. Yani şey deyince, biz şimdi dogmatik deyince veya işte tahammülsüz deyince, burada genelde klasik imaj işte dindarlar tahammülsüzdür veya dindarlar dogmatiktir. Yani ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum genel itibariyle. Yani ateistler içerisinde de çok ciddi saldırganlar olduğu, işte dinle ilgili herhangi bir şeye tahammül edemediğini gördüğüm çok oldu. Yani bunlar içerisine, bir Müslüman diyoruz ya, Müslüman bilim insanı olamaz diyor. Dinden bilim insanı olamaz, işte dindar entelektüel adam olamaz, kültürlü adam dindar olamaz gibi diyen çok insan gördüm. Açıkçası doktora yapan, hani akademide de böyle insanları gördüm. İşte Dawkins de öyle diyor, işte bir röportajında işte Abdüsselam var, Muhammed Abdüsselam, Nobel ödüllü Müslüman fizikçi. İşte Weinberg de konuşuyor, onunla beraber Nobel ödülü alan. Abdüsselam Müslüman değildi değil mi diyor. Yo, Müslümandı diyor. Kültürel Müslümandı o zaman falan diyor. Yo diyor, Kur'an dinlerdi, namaz kılardı, hatta imamlık yapardı deyince, hani buna inanamıyor yani. Artık nasıl olabilir? Olamaz. Nobel ödüllü bir fizikçi Müslüman olamaz. Yani niye olamazsın? Yani işte bu dediğim tahammülsüzlük, bu dediğim hani saldırgan yaklaşım ateistlerde de var. Ha, kimde daha fazladır? Bunu tabii istatistik, yani ölçmek lazım, bakmak lazım rakamlar, ama ciddi bir böyle saldırgan ateist kesim olduğunu, özellikle yeni ateist dediğimiz hareket radikal bir hareket böyle. Yani Müslümanları veya genel olarak Hristiyanları, bütün dindarları aşağılayan, onlara saldıran, onları hor gören bir hareket. Elbette ki dindarlar içerisinde de farklı görüşte olanlara karşı tahammülsüz olanlar var yani.
Ama benim şahsi kanaatim ideolojilere bakmak lazım. İslam'ın bir dünya görüşünde İslam farklı medeniyetlere tahammül her zaman göstermiştir. Nitekim o yüzdendir ki İslam coğrafyasına baktığımız zaman her büyük İslam devletinde Osmanlı ve işte Abbasiler Müslümanlar kadar gayrimüslimler yaşamışlardır coğrafya içerisinde. İbadetlerini yapmışlardır. Kendi hukuklarını yeri gelmiştir, uygulamışlardır. Yani İslam'ın kendisi farklı dinlere, farklı görüşlere açıktır, tahammüllüdür, izin vermiştir içerisinde yaşamaya. Dolayısıyla hani bu İslam açısından bu eleştiri getirilemez ama Müslümanlar da bu anlayışı benimsemeyen veya İslam'ın bu ruhunu alamayan insanlar da var elbette. Peki bu itirazlar belki sizin dediğiniz gibi çok sıra dışı radikal şeyler oluyor. Burada bir yaş grubunun getirmiş olduğu ya da teknolojiyi çok kullanmanın bazı şeylere hemen cevap bulmanın, yani bir soru sordum 3 dakika içinde cevap ver, çok uzun uzun anlatma, tırnak içinde söylersek felsefe yapmadan bir şeylere ulaşma isteği de olabilir mi? Genç neslin özellikle o her suçu üstlediğimiz günah keçisi olarak gördüğümüz Z kuşağının bir tavrı da bu radikalliği göze batar hale getirebilir mi sizce? Yani şimdi genç kuşak tabii burada gene yaşça genelleme de yapmayı çok doğru bulmuyorum. Yani bütün Z kuşağı şöyledir veya şimdi Z kuşağı içerisinde iki tip insan görüyorum ben en az. Başka tipler de vardır mutlaka. Bir tip veya da böyle kendini hızlı ifade eden ve hızlı bir şekilde bilgi almak isteyen bir kuşak var. Buna belki TikTokçular diyebiliriz. Bu kuşak yani TikTok'ta ufak böyle kısa video paylaşımına dayanıyor ya. Mesela bu kuşak yani böyle anlama şey yapmayla ilgili değil. Bunlar Twitter'da veya belli yerde işte caps tarzı görsellerle işi genelde dalgaya vuran ve bu şekilde konuları kendini hem bu şekilde yansıtan hem de bunu bir bilgi kaynağıymış gibi gören yaklaşan bir kesim var. Ve bunlar çok saldırgan da olabiliyorlar. İşte bir araya gelip işte WhatsApp gruplarında vesaire bir araya gelip çok saldırgan davranabiliyorlar. Ha, dindarlar içerisinde de bunlar var. Yani sadece ateistler içerisinde de dindarlar ateistler de böyle bir kesim var. Ama Z kuşağı içerisinde bir de mevzuları anlamaya çalışan işte konuları kapmaya çalışan derin felsefi mevzulara dahi giren ciddi sayıda genç var. Hatta ben bunun bir önceki nesillerden bu gençlerin daha çok bu sorularla ilgilendiği ve nüfuz ettiğini düşünüyorum. Bunun da sebebi var. Önceki nesil gettocu bir nesildi. Yani gettocudan kastım dünyayla çok entegre değildi. Dolayısıyla farklı sorular sormuyordu. Farklı dünya görüşleriyle karşı karşıya kalmıyordu. Televizyonun çıkmasıyla biraz farklı görüşlere temas etmeye başladılar ama bu azdı. Bir önceki nesil zaten kırsaldaydı. Kırsalda siz işte kendi yaşadığınız köydeki imam sizin ne derse dinle ilgili bilgi odur. Çevreniz aşağı yukarı aynı dünya görüşündedir. Dolayısıyla sizin bir sorgulama ve farklı görüşlerle karşılaşıp onlara cevap verme veya onları anlama ihtiyacınız olmaz. Televizyonun çıkmasıyla işte Cumhuriyet döneminde biraz burada bir kırılma oldu ama televizyon radikal bir değişim yaratmadı. Esasında bizim Z kuşağı dediğimiz onun biraz öncesi. Y kuşağı internetle karşılaştı. İnternet bir anda size Dawkins'in fikirleri, Hristiyanların fikirleri, New Age fikirleri bunlarla karşı karşıya getirdi. Şimdi Z kuşağı bunu en net hisseden kuşak. Dolayısıyla dinini ciddiye alan ya ideolojisi neyse dünya görüşünü ciddiye alan ufak farklı fikirlerle yüzleşmek isteyen bir genç grup da var. Bu genç grup hiç olmadığı kadar, bir önceki nesillerin olmadığı kadar sorguluyor, farklı fikirlere bakıyor, inceliyor, araştırıyor. Yani bu nesilde işte diğer hızlı nesilden biraz farklı. Ha, bunlar da belki çok kısa olsun videolar diyordur, daha çok kısa video izliyordur onu bilmiyorum ama böyle daha derinlemesine tartışan bir nesil var. Nitekim benim mesela YouTube kanalın istatistiklerine baktığım zaman %80-90 civarı 35 yaş altı felsefe konularına ilgilenen. Hatta benim karşılaştığım genelde mesela bu kelami konular söz konusu olduğunda bir önceki nesil koca karı imanı doğrudur. Yani şeydir en iyi yaklaşımdır. Aman bu konulara gitmeyelim imanımız gider. Veya işte gerek yok bunlar nasıl konular derken
35 yaş altına düştüğümüzde bu tavır neredeyse kayboluyor. 20'li yaşlarında hiçbir çocuk ya koca karı imanı iyiymiş bunu yapalım demiyor. Evet. Mevzuları tartışmayı tercih ediyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Zamanımız bitti. teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdınız. Güzel de bir konu, güzel iki kavramı sizin ağzınızdan dinledik. Sayın TRT Radyo 1 dinleyicileri, bir insan ve anlamında sonuna geldik. Bugünkü konumuz fizik ve metafizikti. Konuğumuz İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyelerinden felsefe bölümü öğretim üyesi doçent doktor Enis Doku'ydu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.